Merhaba değerli izleyiciler. Yine bir futbol akşamında. Ancak geçtiğimiz haftalara oranla bu hafta sıcak bir futbol akşamında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz yılbaşına birkaç gün kaldı. Artık geri sayım başladı. 2022'nin kapısında bekliyoruz. Biz de 2022'ye girmeden önce yılın son maçını yaparak 2022'ye öyle girelim dedik. Bu nedenle ekip arkadaşlarımızla birlikte bugün yeşil sahalara yeniden çıktık. Normalde biliyorsunuz maçlarımız cuma günü oluyordu. Ancak yılbaşı nedeniyle arkadaşlarımızın çoğunluğunun aynı gün programı olması dolayısıyla maçımızı bugün çarşambaya aldık. Şu an maça dönecek olursak maç iyi başladı. İki takım da oldukça iyi mücadele sergiliyor. Sedat arkadaşımız yeni açtığı iş yeri dolayısıyla 2-3 haftadır maçlarımıza katılamıyordu. Bugün kendisi yeniden aramızda. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Aynı zamanda yeni açtığı iş yeri dolayısıyla Allah'tan kendisine bereketli ve huzurlu bir kazanç diliyoruz. Allah iş kolaylığı versin Sedat'a. Tekrar maça dönecek olursak iki takım şu ana kadar birbirini iyi yokluyor. Ancak formalı takımın yani B takımın bize göre sağ tarafta kalan takımın hücuma çıkarken daha organize olduğunu fakat sarı takımın yani bize göre sol tarafta kalan takımın hücum bitiriciliği yönüyle daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şu an Orhan'la güzel bir vuruş izledik. Ona da teşekkür ediyoruz. Aslına bakarsanız hafta içi olması münasebetiyle yarın işleri olması dolayısıyla buna rağmen bizimle beraber olan tüm arkadaşlarımıza kucak dolusu teşekkür ediyoruz. Şu an maç dengede gidiyor gibi. İlerleyen dakikalarda bakalım oyunun dengesi kime doğru evrilecek. Erkan yine çalımlarla girme çabasında özür diliyoruz. Bununla birlikte Mecit uzun bir aradan sonra evet Sambaçı lakaplı Mecit arkadaşımız uzun bir aradan sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Kendisi sahalarımızın renk katan yıldızlarındandır. Bugün de uzun bir aradan sonra yine bizimle. Biliyorsunuz kendisinin ayak bileğinde küçük bir sakatlığı var. Uzun bir süredir zorlukla oynuyordu. Fakat birkaç haftadır dinlenmek istedi. O yüzden bizimle birlikte olmamıştı. Bugün yeniden sahaya formasına kavuştu. Kendisine bir kez daha hoş geldin diyoruz. Şu an Erkan da bugün sahalara döndü. Şu an evet yere düştü. Solda kurban elle işaret etti. Kendisini gönderdi Mehmet. Ben Orhan'a, Orhan'dan Mehmet'e. Mehmet bakalım ne yapacak? Evet Beşir. Beşir'i bugün kalede izliyoruz. Kurban elle işaret etti ancak az önce takım arkadaşları görmedi ve şu an top Kurban'da. Bakalım Kurban Aykut'u geçebilecek mi? Evet. Solundan attı, sağından geçti. Şu an orada kıran kırana bir mücadele oluyor. Hava bugün futbol oynamaya son derece elverişli. Bir miktar başlarda yağmur çiselemişti ancak şu an gayet ılık ve yağışsız bir hava
Park'ta oynanıyor maç. Saha futbol oynamak için oldukça elverişli. Korakor mücadele oluyor şu ana kadar. İki takım da birbirine karşı daha çok fizik üstünlüğü kurma, oyunu kabul ettirme şeklinde geçiyor. Maçın ilerleyen dakikalarında fizik üstünlüğü olan, oyunda ayakta kalabilen takım maçı da koparacaktır. Halil bir an topu elinden kaçırdı ama kontrol etmeyi başardı. Halil de biliyorsunuz futbol oynadı, yani futbola başladığı zamanlarda oyunun içerisindeydi, kalede değildi. Defansda, ekseri defansta oynayan bir oyuncumuzdu. Fakat dizinden yaşadığı kısa sakatlık sonrası bir süredir kendisi kalede oluyor. Ama kalede de itiraf etmeliyiz ki aktif oyundan çok daha fazla iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle hem Halil için hem de bizim için oldukça büyük bir kazanım Halil'in kalede görev yapıyor olması. Umarız bu performansını devam ettirir ve turnuvalarda takımımız için umut olur. Bugün aramızda olmayan isimler var. İş yoğunluğu nedeniyle gelemeyen, izin alamayan, mesaisi olan. Abi gel. Onlara da buradan selam yolluyoruz. Hadi 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 hadi. Serhat takımını ateşlemeye çalıştı. Ömer araya girdi şu an. Hadi. Erkan bir an ayağından topu açtı. Kurban araya girdi. Kurban son derece süratli bir şekilde hücuma çıkmaya, içeriye Mehmet'i çıkarmak istedi. Fakat top defanstan döndü. Burak topa ayak koydu. Suratını kesti. Ancak top Ömer'de kaldı. İçeriye doğru topu kesti. Evet. Emre ile Halil dayanışma içerisinde topu kontrol etmeyi başardılar. Bak Erkan'ı durduran Burak, Burak'tan Orhan'a. Orhan içeriye çevirdi. Tekrar Mehmet'te. Mehmet'ten Orhan'a. Orhan Halil'i de karşı kaçıyor. Kaleci Beşir topu kornere çaldı. Topun başına geçen isim Mehmet. Kendisi özellikle de son haftalarda oynadığı takımların, bu arada top A'lara gitti. Kısaca B takım golünü attı. Mehmet'ten bahsediyoruz. Mehmet son haftalarda takımı adına lider bir misyon üstleniyor. ...2021'den kısaca bahsedecek olursak, biliyorsunuz 2021'in de başları 2020'de olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. Birçok yasaklarla geçirdik 2021'in ilk yarısını. Ancak özellikle de aşılama oranının yüksek olması nedeniyle yeşil sahalarda olmak üzere yasaklar yavaş yavaş kalktı ve futbolda seyircisine ve oyuncularına, futbola kavuştuk. Biz de geçtiğimiz Kurban Bayramı'ndan itibaren yeniden 3 yıldır 4 yıldır oynadığımız halı saha maçlarına geri döndük. Her geçen gün
artan bir performansla maçları götürdük. Aramıza yeni isimler katıldı, yeni arkadaşlarla iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar kurduk. Uzun vadede her birisinin takımımız adına oldukça önemli kazanım olduğunu düşünüyorum. Evet, Erkan'dan oldukça güzel bir vuruş ve Halil'den de bir o kadar güzel kurtarış izledik. Ömer iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top out'a çıktı. Hırslı ve mücadeleci bir maç oluyor demiştik. Maç aynı şekilde devam ediyor. Gözlemlerimize göre şu ana kadar maç skor olarak olmasa oyun olarak ortada gidiyor. İki takım da rakip kaleye hızla ve organize gitme mücadelesi veriyor. Bize göre sağ tarafta olan B takımın rakip kaleye biraz daha organize gittiğini görüyoruz şu ana kadar. Şu an bir köşe vuruşu kullanılıyor. Burak sol ayağıyla kaleye göndermeyi denedi ancak top out'a çıktı. Beşir kale vuruşunu kullandı. Erkan'a geldi top. Erkan'dan Serhat'a. Serhat'tan kaleci Halil'e. Halil'den Emre'ye verdi. Burak topu önünde buldu. Sol tarafında bulunan Orhan'ı kesti. Orhan'dan Mehmet'e, Mehmet Reza sahasına doğru vuruş. Kaleci Beşir'di. Hala oynuyor demek ki, şey yok artık. Ömer hızlı bir şekilde araya girdi. Aleykümselam İsmail'cim, ne yapıyorsun abi? Ve evet değerli izleyiciler, şu an uzun bir aradan sonra bizlerle birlikte olan, bugün konuğumuz olan İsmail'i izliyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ne yapıyorsun abi, iyisin nasıl? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın İsmail? İyi bir abi, sizleri göreyim dedim mi? İyi yapmışsın ya, hoş geldin, sefalar geldin. Ayağın tozuyla maçı bakalım değerlendirelim birlikte. Evet bak, ayağın tozuyla. Evet, İsmail'in kısmeti olarak rakip kaleye de bir gol izledik. Ayağın ya tozuyla. Bunu beklemiyorduk ya erken. Erken gol yedin ya. Maç iyi mücadele şeklinde geçiyor şu ana kadar. Evet İsmail kardeşim, siz maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Geldiniz, maçı izliyorsunuz şu ana kadar. İyi. Neler söylemek istersiniz? Uzun bir aradan sonra bizlerle birliktesiniz yeniden. Görüşlerinizi alalım. Maç güzel gidiyor abi. Uzun bir aradan sonra yeniden bizimle birlikte olmak nasıl bir duygu? Çok güzel abi. Abim benim. Biz de sizi gördüğümüzde çok sevindik. İnşallah fırsat bulduğunuz her an yine bizim geldi burada. Geldi. Haftaya nasip olursa izindeyiz, oynarız abi. Çok memnun oluruz.
Burak gitmişsin ya. Çok mu yordular Burak seni bu hafta? Arkadaşlarımızın hepsine vallahi teşekkür ediyoruz İsmail kardeşim. Çünkü bugün çarşamba oynanacağı maçın kendisini dün tebliğ ettik. Buna rağmen büyük bir takım ruhuyla bizi de kırmayarak kendileri işten çıkıp gelenler var buraya. Direkt işten buraya gelenler var. Aynen. O yüzden kendilerine hakikaten teşekkür ediyoruz. Yani onlar bizi, biz onları seviyoruz. Bunu gözlemlemiş eşitlik olduk. Eşitlik sağlamlar. Üç mutlu. Valla bu B takımı yani bu taraf önde götürüyor maçı Mehmetler şu ana kadar. Ama oyun genelde dengede, yani iki takım da galip de gelebilir. Aykut'tan bahsedecek olursak her geçen hafta performansını daha yukarılara taşıyor. İki hafta önceki maçta maçın en çok gol atan oyuncusuydu kendisi. Evet, Necit de bugün uzun bir aradan sonra sahalarda ve ilk hücuma çıkışını yaptı. Arkadaşına bırak topu ben kullanayım diye, siz içeri geçin dedi. Şu an kalabalık bir şeyim. Evet. Direkt kornerden kaleye göndermek istedi. Ama top kaleye paralel çıktı şu an. Güzel denemeler. Şu an arkadaşı, takım arkadaşı Erkan'la konuşuyor Necit. İlginç kareler izliyoruz maçta değerli izleyiciler. Yılın son maçında oldukça centilmence, mücadele gücü yüksek, skora katkısı yüksek bir maç oluyor. İki takım da elinden geleni yapıyor şu ana kadar. Ama burada önemli olan şunu söylemeliyiz ki skor ne olursa olsun, oyun ne olursa olsun her şeyden önemlisi kazanmamız gereken bir şey var. Dostluk, arkadaşlık, birlik ve beraberlik duygusu. Zaten biz maçları bunun için yapıyoruz. Yeni gelen ya da ara sıra gelen arkadaşlarımızla her geçen gün daha da büyüyerek yapıyoruz bunu. Çünkü etrafınızdaki iyi insanları çoğalttıkça yaşama dair katacağınız güzel şeyler de çoğalacaktır. Diyorum yeni niye oynuyor abi? Evet. Biz futbolu bu yönde, bu duygularla araç olarak kullanıyoruz şu ana kadar. Çevremizdeki iyi insanları çoğaltmak, o insanlardan bir ekip oluşturmak ve değer katmak hayata. Maça dönecek olursak evet, Mecit kendini gösterdi ama topa yetişemedi. Yine ceza sahasında topu Serhat'a bırakmak istedi ama biraz hızlı oldu pası. Serhat yetişemedi. Şu an Ömer'le Mehmet'in mücadele. Mehmet topu geriye, arkadaşı Burak'a bıraktı. Burak topunu Ömer kesti. Serhat kaleciyle karşı karşıya içeriye doğru. Top az farkla dışarıya çıktı. Sol ayağıyla kaleye göndermek istedi topu Serhat. Top santimlerle kale direğini yalayarak out'a gitti. Şu an Kurban'da top. Kurban Mecid'e çarptırarak topu kornere attı. Şu an köşe vuruşunda kendisi kullanıyor. Ceza sahası kalabalık. A takımının oyuncusu sıkı markaj altında ama top kaleci Beşer'de kalıyor. Şu an Serhat'tan Emre'ye bir çalım. Emre rakibini bırakmıyor. Erkan'a verdi. Erkan ve topu ağlara gönderdi. Halil'i bugün bir miktar yorgun görüyoruz kalede. Sakatmış abi ya.
Yani yerden sayıyor şu an. Mehmet takımına daha organize olun şeklinde söyleniyor. Bakalım topu Mecit uzaklaştırabilecek mi? Geriye doğru uzun bir pas verdi Mehmet. Mehmet'ten Emre'ye. Emre bakalım topu. Evet, Ömer'i çalımladı. Kurban'a verdi. Bakalım Kurban rakibine. Tekrar Orhan'a çıkardı. Vuruş ve gol. Orhan topu ağlara gönderdi. Erkan iki rakibinden sıyrılabilecek mi? Sedat defansta Erkan'ın şutuna perde oluyor. Ömer kafasıyla nispeten cılız bir vuruş yaptı. Top kaleci Halil'in kucağında kaldı. Sedat tekrar yorumcumuz İsmail'e dönüyoruz. İsmail, birkaç dakikadır maç nasıl? Görüşlerinizi alalım. Güzel. Siz hangi takımı daha çok avantajlı görüyorsunuz şu ana kadar? Vallahi hangi oyuncuyu daha çok beğeniyorsunuz? Hangisi öne çıkıyor ben sizce? Ben Halil'i beğeniyorum ya. Çok güzel kalecilik yapıyor. Evet. Gerçekten Erkan jeneriklik bir gol attı. Uzun zamandır sahalarımızda böyle bir gol görmüyorduk. Seyir zevki yüksek bir gol attı. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Formalılar bu sene hızlı geldi abi biraz. Şu an Sedat'la Erkan'ın iyi mücadelesini görüyoruz. Evet. Oo. Burak Erkan'ı folyo durdurmak istedi. Şu an folyo tuşu kullanıldı. İçeriye doğru Erkan kesti ama hiçbir arkadaşı olmadığı için top kaleye paralel bir şekilde gitti. Sol kanatlı Ömer'de kaldı top. Aykut cılız bir vuruşta top Halil'in kucağında kaldı. Şu an Mehmet Orhan'ı çıkardı. Orhan içeriye kesti tekrar şey. Bakalım Kurban topa yetişebilecek mi? Yetişti. Topun oyunda kalmasını sağladı. Kaleci Beşir topa sahip oluyor. Emre topu sağ ayağıyla kesti. Beşir kendi yarı sahasının ortasına kadar topla geldi kaleci olarak. Sonra topu Serhat'a çıkardı. Tek pas Serhat'tan içeriye Erkan'a, güzel bir orta ve Serhat tek bir dokunuşla topu ağlara gönderdi. Şunu da söylemeliyiz, Serhat bugün geçtiğimiz haftalara oranla çok çok iyi futbol oynuyor. Kendisini maçın içerisinde oldukça aktif ve mücadele gücü yüksek bir oyun görüyoruz. Erkan'ın da bu hafta son vuruşlarını çok daha düzelttiğini görüyoruz. Şu ana kadar yakaladığı hemen hemen bütün pozisyonları değerlendirmesini bildi. Kurban da bu arada topu ağlara yolladı. Volkan da top şu an. Formalı takım biraz yorulduğu gibi oyunun başlarında daha böyle hızlı oynuyorlardı. Sarı formalı takıma oyundan daha fazla hakim olduğunu gözlüyoruz şu ana kadar. Siz ne diyorsunuz İsmail Bey? Vallahi sarı takım abi, biraz daha aktif oluyor. Erkan bugün son vuruşları iyi. Çok güzel oynuyor. Serhat
Bitirin Serhat ya. Serhat da bugün çok iyi performans sergiliyor. İyi pas çıkardı abi. Tek şut gol oldu. Ya Serhat oyuna gir kardeşim, oyuna gir Serhat. B takımına, oyununa ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız hücuma iyi çıkıyorlar. İyi de değerlendiriyorlar buldukları pozisyonu ama sanki oyunun boyunu biraz kısaltsalar daha iyi olacak oyunlar için. Şu an formal takımın defans, orta saha ve hücum arasında bağlantılarda kopukluk var gibi. Bu dengeyi sağlayabildikleri anda skoru uçuyorlar. Ortaya da götürebilirler. Erkan hem iyi çalım atıyor hem de fizik gücünü kullanıyor. Şu an Burak sakatlık geçiyor. Umarız ciddi bir şey yoktur. Takım arkadaşları başına toplandı. Sanırız oyuna devam edecek, ciddi bir şey yok gibi gözüküyor şu ana kadar. Kendini deniyor şu an Burak. Sanırız evet oyuna devam edebilecek gibi, görev yerine dönmeye çalışıyor şu an. Aykut bir vole vurdu. Top az farkla orta çıktı. Evet değerli izleyiciler, biz bu arada bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Maç bir süre daha devam edecek ancak biz yayınımızı burada kesmek durumundayız. Haftaya, yani yılın ilk maçında, yeni yılın ilk maçında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.